Ankara'yı dinleyelim Sayın Pekin böyle bir şey olamaz dedi. Buyurun Sayın Pekin. Ya öyle bir şey olamaz çünkü e, Prigorji'nin Rusya gibi bir federasyonu çok büyük bir ülkeyi idare edecek kapasitesi yok. Evet. O katılırdım. E, ya açıcı adam, açılıktan gelmiş. İyi çorba yapıyormuş. <laughs> yani bunları söylüyorum. Yani gülüyorum bunları <gülüyor> söylerken. <girmiş birisi>. <gülüyor> Bu adam <laughs> çok güvenilir olduğu için. Yani aşçılık çok saygıdeğer yani bir meslek tabii. Putin'in tabi çevresine yok. girmiş. Onun güvenlik ama adamı. Ama yani <laughs> Sayın Putin'in de... Putin yani böyle bir şey yapmış. yani. <laughs> ya, her, kimsenin mesleğine kimsenin mesleğine değil ama askerlik farklı bir şey. Tabii tabii. Yani, e, ya da stratejist olmak farklı bir şey. Şeyde böyle bir şey yok. Ok e, kullanılıyor. E, şimdi siz Putin'in yerine olsanız elinizde böyle bir imkan varken, Afrika'da da e, bir savaş hazırlığı varken yani büyük bir ihtimalle Afrika'da işte Batı Afrika Ekonomik Birliği e, Nijer'e saldıracak. Böyle bir e, savaş olasılığı da varken, e niye harcayasınız ki? Ha, Emrinde de 10 bin kişi var, 15 bin kişi var. Gönderirsiniz, istediğiniz yerde savaştırsınız. Ya da şey çıkartırsınız yukarı be, be, Beyaz Rusya'ya, oradan şeyi tehdit eder. E, Batı Ukrayna'yı ve Polonya'yı tehdit eder. Yani e, onun için e, bence yaptığı doğru. Bizim de, yani bir bakın tarihimize, biz de bir sürü adamı paşa yapmışız yani bu bu şey yüzünden. Peki bu Osmanlı. iddiaya katılır mısınız? Sayın Pekin e, Rus derin devletinin Putin'i e, desteklediğine ve ortaya çıkardığına. Efendim olabilir. Ha. Olabilir. Olabilir. Yani e, olabilir. Ama Putin'i de, Putin de hafife almamak gerekiyor, gerekiyor diyorsunuz diyorlar. anladığım e, kadarıyla değil mi? E alm almamak gerekiyor. E, o zaman yani bakın Putin... E, Yeltsin'den bahsediyor. Yeltsin'in dönemi bir Amerikan dönemidir. Amerikan parasıyla Yeltsin başkan seçilmiştir. Putin de başkan yardımcısı yapmıştır Putin'i de. Biraz evvel Sayın e, şey, Gaffar Bey söyledi. Yani e, ondan sonraki seçimlerde Putin devam etmiştir. Şimdi Peki. Putin de belirli bir Peki, maya yapalım. olmasa, Hı, belirli bir e, altyapı olmasa, e, onu niye e, etraftakiler niye şey yapsın ki e, bilgilendirsin? Yani böyle mi bakmak lazım? Yani şimdi Türkiye'de e, Cumhurbaşkanımız var, e, Efendim e, etrafında bir et var yönlendiriyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Bunların, bu liderlerin karizmalı. Mesela Sayın Erdoğan karizmatik bir lider. Bunu sevin sevmeyin, kabul etmek durumdasınız. Aynı şey Putin'in için geçerli. Ama bunların dışında e, dünyada böyle karizmatik lider sayısı yok kadar az. Belki de yok. Baktığın zaman Avrupa'da bizim gördüğümüz yerlerde. Yani şimdi bu insanlar, bu liderler basit liderler değil. Yani gerçekten böyle çok küçük hata yapacak olabilir zaman zaman. Mesela Hitler de gitmiş yapmış, Napolyon da gitmiş aynı yerlerde dönmüş kışın ama übüksü başka bir şey. Bu adamlar kışın orada yaşıyorlar. Yani dünya kadar e, faaliyetleri var. Neyse yani e, zamanınızı almıyor mu? Yaptıkları, yani bu konuları e, Putin'i e anlatırken ya da başka bir lideri anlatırken biraz daha farklı anlatmak lazım. Yani Putin'de Progorjin şey olamaz. Yani şimdi Progorjin'i öldürse nasıl faydalanacak Progorjin'den? Evinde e, hazır insanlar var. Ordunun bir kısmı destekliyor Progorjin'i. Yani bunların hepsi denge unsurları. Yani bu dengeyi bir lider hesaplamak durumunda. Yani bizde de oldu. Yani işte bak darbe 15 Temmuz'da darbe girişimi oldu. Yani baktığımız zaman e, bunlar öyle bunlar basit değil. Yani dengelemek durumundasınız. Liderin en önemli konusu güçleri işte paralel yapı olmadan güçleri dengelemek durumunda birbirleriyle e, karşı karşıya getirip onları kendine karşı, ülkeye karşı hareketsiz bırakma ama bu arada e, çizdiği o stratejisi neyse, amacı neyse evet. o amaca yönelik kullanma kullanmadır. Onu yap onu yapıyorlar liderler. Peki. Buyurun Sayın Yakınca. Ben şimdi öncelikle... Pişman mı Putin sizce? Ona gelmeden hemen biraz önceki bahisle ilgili. Şimdi İrfan Hocam'ın söylediği nokta da bir şöyle Aslında bir, aynı başlıkta da konu. Şu, tabii aynı başlıkta devam edelim. Ee, öyle yapacağım zaten. Ee, Şimdi Yeltsin dönemi bir çöküş dönemiydi Rusya ekonomisi için. Demokratik kısmı değil de ekonomi tarafını söylüyorum. E, ve artık Rusya varlık yokluk savaşı noktasına geldi. Putin'in iktidara geliş öyküsü, e, o zaman çok büyük bir yolsuzluk dosyası patladı. Yeltsin'in kızının karıştığı ve Yeltsin'in de karıştığı. E, Putin'e de iktidar yolu açıldı. Orada şu yazılır hep, yani o Rus yakın tarihini yazanlar da şunu söylüyor. E, İrfan Bey teyiden söyleyeceğim üç etki grubundan bahsedilir. Eski Komis Partisi yöneticileri, eski KGB elitleri, bir de Rus Kazakları denen hmm. e, etnik ve milli bir unsur, yani Rusya'nın çekirdeğini oluşturan bir etnik unsur. Bu üçünün konsensusuyla Putin gibi bir isim çıktı e, ve geldi denir. Tabii ki yani birilerin adamı vesairesi olması değil ama sonuçta devleti temsile yetkili görülen ve devletin emanet edildiği bir el. Şimdi o el bu savaşı başlattı, yani kararı veren Putin. Pişman mı sorusuna gelelim? Pişman olmasını gerektirecek bir şey yok ki ortada. Niye pişman olsun? Bakın haritayı görüyoruz. Ukrayna'nın %20'si şu anda Rusya'nın elindedir. Ve Rusya, Luansk'ta, Donetsk'te artık birer e, önce devlet ilan edildi. Sonra onlar da benim toprağım oldu. Bana katıldılar ve onlar benim vatandaşım artık. Ama R Ukrayna'da her gün... Ee, Rusya'nın şehir merkezlerine saldırı düzenliyor şimdi, çok da rahat bir Rus halkı Rusya olduğunu zannetmiyorum dünyanın, ben Şimdi Rusya dünyanın toprak büyüklüğü itibariyle en büyük ülkesi Tamam ama şehir merkezlerine Bak, saldırı gerçek tamam, bir, insanların yaşadığı şimdi büyük gidip de boş araziyi de buran bir Ukrayna'da görmedim biz, ben Biz haberci olduğumuz için tabii ki şuna bakarız yani Moskova'ya bir drone düşerse Değil mi? Bir patlama olursa tüp bile patlasa çok önemlidir. Ama ne fark Ama Moskova, eder? Moskova 9-10 milyonuna yakın nüfusu olan bir şehir ve hayatta değişen bir şey yok. Yani hayat devam ediyor. Hayır, yani ben ne hocam? Şey ben haberci olarak mesela şuna bakarım. İnsan yaşıyor mu? insani bir olgu zarar gördü mü görmedi mi? Siyasi boyutuyla da haberci olarak örneğin Kırım Köprüsü'nün e, jeolojik konumunu işte neden önemli değil bunu tartışırız. Ama e, orada binaların olduğu, ışıkların yandığı, insanların sokakta bulunduğu bir alana saldırı gerçekleşiyorsa bu da bence etkiler. Öyle milyon şey mi olur? nüfusu olan. Boş bir arazi atmıyor bakın, sonuçta. Mesela 2013 yılında. 143 milyon nüfusu. 143, yılında, 143. milyon. 130, 143 milyon. Evet. 140 küsur milyon nüfusu olan bir ülkede her zaman terör öylemi olur. Saldırı olur. Bir, yani siyasetiniz gereği bir şeylerle karşılaşırsınız. Bu sizin siyasetinizden pişman olma noktasına gelmeniz için ekonomik altyapınızın çökmesi izolasyonun sizi yok edecek noktaya getirmesi bunların olması gerekir. Yani bir yerde bir bomba patladı diye bir drone düştü diye bir ülke herhangi bir savaştan geri de çekilmez. Orada bir pişmanlık da hissetmez. 2013 yılında e, Moskova'da çok büyük terör saldırıları oldu mesela tren istasyonlarında Madrid'de de oldu İstanbul'da da. Evet de oldu. Madrid'de de oldu. Yani nasıl Madrid nasıl İstanbul'da terör saldırısı olduğunda biz kendi mücadelemiz ya da tezlerimizden vazgeçmiyorsak, pişman olmuyorsak Rus devleti de bundan vazgeçmez. Yani biz mesela Suriye'deki operasyonlarımıza dair bir pişmanlık mı hissediyoruz burada YPG terör eylemi yapınca? Yani bu savaştır. Savaşın tabi sonucu da silahların konuşmasıdır. İşin insani tarafı bir yana tabii ki buna üzülüyoruz ama sahaya baktığımızda bir defa bu kriz dün başlamadı. Şubat ayındaki operasyonla savaş onunla da başlamadı. Savaşta 2014 senesinde Kırım'ın Rusya'ya ilhak ettiği dönemde başladı ve o dönemde hatırlarsınız bir de anlaşma yapıldı. Bu anlaşma yani Ukrayna ile Rusya arasında yapılan bir anlaşmaydı. Bu konu Donetsk ve Luhansk'ı ilgilendiriyordu. Oradaki o o dönemki Ukrayna hükümetinin orada yaptığı uygulamalarla ilgili oradaki Rus kökenli Rus vatandaşların taleplerine dair bir anlaşmaydı. Rusya bunun garantörüydü. Ukrayna bu anlaşmayı uygulamadı. Niye uygulamadı? Neden uygulamadı? Nasıl uygulatılmadı? Bütün bunlar ayrı konular ama savaş adım adım geldi. Yani savaş böyle e, bir sabah Rus eliti kalktı savaşalım demedi. Ya da bir sabah Zelenski kalktı ya şu Ruslara bir pislik yapayım da bu savaş başlasın demedi. Ama savaşın başlangıcı 10 yıllık bir safah etti. Beylus... Bey. Özür dilerim efendim. Şöyle bir, şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, savaş aslında 2008'den evvel başladı hatırlarsınız. Evet. Yani Yunusistan de renkli devrimi onun, onun arkasından Tabii. evet yani. Daha Doğu, arkasında... Batı, Doğu Batı arasındaki savaş tabii, böyle başladı yani. Tabii belki. Tabii. tabii. Yani zaten Putin'in Münih Konferansı'ndaki vurgusu da o, o işin üzerine 10 yıldan fazla zaman geçti. Evet. Yani çok eski bir şey. Rusya da kendi konseptini böyle kurdu. Ee, İrfan Hocam'ın okuması da o anlamda doğru bir yere, isabetli bir yere oturuyor. Rusya bir süper güç olmak istiyor. İmkanları yeterli mi? Evet, ekonomik olarak Amerika'nın onda biri büyüklüğündedir ama elinde en önemli imkanı nükleer gücü sahip olması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye olması. Bir de tabi coğrafi büyüklüğü itibariyle yani Amerika'nın dünyanın her yerine yayılmış üstleri var. Rusya'nın bu üstleri kurmaya bile ihtiyacı yok. Zaten kendi topraklarını üst kurduğunda dünyanın çatısını Rusya kaplamış oluyor. Bütün Kuzey Kutbunu da Rusya kaplamış oluyor. Şimdi bu haliyle Rusya iddialarını gerçekleştirecek hamleler yapacak. İşte ilk hamle bu Ukrayna ile geldi. Pişmanlığa bakacak olursak şu anda benim gördüğüm kadarıyla Batılılar daha fazla pişmanlık yaşıyorlar. Konuşu, Scott Ritter eski İsparat subayı ve şimdi analist mesela diyor ki yanlış bir şey yaptık. Yani şu anda Ukrayna'yı öyle bir ateşe sürdük ki Ukrayna'nın bu savaşı kazanma ihtimali kalmadı. Yedek rezervlerini sahaya sürüyor. Evet. Günün sonunda biz ne yaparsak yapalım, şununla yetinmek zorunda kalacağız. Ruslara şu kadar ekonomik zarar verdik diyeceğiz. Stephen Bryan meslektaşımız o aynı şekilde yeni makalesi yayınlandı. O da Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini söylüyor. Yani kayıplar çok yüksek. 40 küsür bin insan e, Ukrayna askeri. E, cephede öldü. Bu son ta karşı taarruzda öldü. Ve Ukrayna'nın iddiası çok kuvvetliydi. Yani Ukrayna diyordu ki siz beni tanklarla vesaireyle donatın. Ben bir ila bir buçuk aylık zaman zarfında Kırım dahil olmak üzere, bakın Kırım'da dahil olmak üzere buraları alacağım. E, bu olmadı. Yani cepheye saplanıp kaldılar. Hiçbir ilerleme olmadığı gibi şu anda gene batılılar şunu söylüyor. Harkov'un tehlike altında olduğu yani Rus kuvvetlerinin Harkov'a doğru bir yarma yapabileceğini evet. söylüyorlar. Amerikalıların, Amerikalıların Ukraynalılara siz gücünüzü güneye yığın yani her sona doğru yığın Kırım istikametine doğru yığın dedikleri Ukrayna'nın ise inatla elit birliklerini doğuya yönlendirdiği. Dolayısıyla cepheyi yaydığı için şu an temas hattının 1000 milin üzerinde olduğu yani 1300 kilometrenin üzerinde olduğu söyleniyor. Ve aslında yaşanan şey şu hani malumunuz bizim Kurtuluş Savaşı'mızda da bir hikaye vardır. Büyük taarruzda Gazi Mustafa Kemal diğer kurmayları şaşırtacak bir şekilde onların hatta bazılarının itirazlarına rağmen bütün gücü tek bir noktaya yığar ve o stratejiyle de o özürlerini taktikle de başarıyı elde eder. Şimdi burada da Amerikalılarla Ukraynalılar arasında bir ciddi görüş ayrılığı olduğu artık yansıdı basın Amerikan basınına yansıyor. Amerikalılar diyorlar ki yanlış yapıyorsunuz güçlerinizi dağıtıyorsunuz ta şeye kadar yani efendim şeyden kuzeyden doğuya kadar da yayılıyorsunuz. Oysa yapmanız gereken şey güneye yüklenmekti. Ukraynalılar da diyor ki efendim biz onu da yapardık, onu da yapardık ama siz bize uçak vermediniz. Yani ortada bir mazeretler savaşı var şu anda. Eğer bir pişmanlık arayacaksak batıya bakmak durumundayız. Ruslar tabii ki insan kaybediyorlar, para kaybediyorlar. Fakat girdikleri yolda o istikamette yola devam ediyorlar. Her defasında ısrarla altını çiziyorlar yapmak istediklerini. Bakın demin Kıbrıs konusu. Ne olacak peki bu işin sonu sizce? Şimdi savaşın bir yerde bitmesi lazım. Hocam Ardarda arda sayıyordu demin İrfan Bey. Mesela bu böyle hep böyle trajedilerle bitişler saydı maalesef. E, i̇nşallah bir trajedi olmadan biter. Yani Türkiye bunu denedi. Türkiye Rusya ile Ukrayna ikisiyle de görüşebilen ve batı blokuna dahil olan bir ülke. Rusya bunu için yaptı. trajedi ne olur? Rus, şimdi Rusya açısından trajedi şu olabilir. Rusya bugün mesela Luansk, Donetsk, Herson ve hatta Kırım'ı kaybederek bu işten çıkarsa bu Rusya'da çok büyük sarsıntılara yol açar. Ama savaşın şu an bu şekilde bile bitmesi Rusya açısından zaferdir. Yani düşünün iddianız vardı. Gittiniz, Kırım'ı geri aldınız, kendi toprağınıza kattınız. Daha önce hediye verdik diyordunuz. Öyle bir şekilde gitmiş. Eşeğileri de sizin komşunuz olan bu ülkenin %20'sini de aldınız. Zaten bu savaşın böyle bitmesinin mutlak neticesi Ukrayna'nın bölünmesi olur. Yani Ukrayna'da Kiev'deki hükümet yerinde duramaz. Çünkü böyledir bu işler. Yani savaş devam ederken halkın hükümete desteği artar. Savaş bittiğinde kimse kaybedenlerin yanında kalmaz. Dolayısıyla hani trajedi bir yöneticiler açısından. iki şimdi Allah korusun nükleer silahlar konusu. Bakın şimdi F-16'ların verilmesi konusunda onay verdi Amerika Birleşik Devletleri. Bunun hemen arkasından Hollanda'dan ve Danimarka'dan açıklama geldi. Hollanda'nın 19 F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya vereceğini biliyoruz şu an. Danimarka'nın özür dilerim. Danimarka'nın sayısı belli. Hollanda'nın sayısı belli değil. Başbakan henüz belli değil dedi. Ama demek ki toplamda bunlar şu şey herhalde 42 bir, dedi. Herhalde bir 30-40 tane, 50 tane uçak olacak. Yani ben bu konuya hakim değilim ama yani komutanlar bilirler bunlar çok ciddi savaş gücü demektir bu. Rusya'dan gelen açıklama şu oldu bakın Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Daha önce de söylemişti. Nükleer başlık taşıyabilecek kapasiteye sahip savaş uçakları Ukrayna tarafında bulunursa bu Rusya'nın batıyla savaşması için açık bir gerekçedir. Biz bunu böyle kabul ederiz dedi. Bu bir koyun cebinize. Yani Rusya diyor ki bunu verirseniz Batı ile savaşırım, gerekirse Batı'yı da vururum diyor. Onlar onlar blöf, yani o da blöf. Ha, bu, yani ne olur bilemiyorum. Nükleer silah kullanma e, e, konusunda yaptığı açıklamalarda blöf. Karşı taraftaki cepheyi ikiye üçe parçalamak için. Yani bu burada demokratik bir yapı yok, burada bir diktatör var. Bunun çok üzerine gitmeyelim şeklinde. Batı'da bir ikilik yaratma amacı taşıyor bunlar. Şimdi yani, devam edelim hocam bu inan, inanmak edeyim. gerekiyor mu yoksa e, sayın yakıncanın söylediği derim. gibi Gülöf olmayabilir. Her Şimdi an işte her şeyi de yapabilir. Hayır. hemen kullanmak öyle ben, kolay iş değil. Yani. Ama bunu... hemen mi? Üzerinden Rusya yıllar geçiriyor. kullandığı konuşuyor. takdirde bile parya devlet olur. Tüm dünyadan tecrit edilir. Bunu göze alamaz. Yani nükleer kullandığı zaman karşı taraf neticede taktik nükleer kullanacak. Bir bölgeye yönelik bir füze saldırısı ben Özür dilerim. Yalnız bir şey yanlış anlaşıldı galiba. Ben Rusya nükleer silah kullanır demedim. Lavrov şunu söylüyor. Nükleer silah kullanırım demiyor. Ukrayna'nın nükleer silah taşıyabilecek kapasitesi olursa yani F16'lar bu demek o zaman Batı'yı ben düşman kabul ederim Batı'yla savaşırım diyor. Yani nükleerle ilgili bir şey değil bu söylediğim. O yani kısım açık net olarak. Tamam. O zaman açık ve net bir şekilde diğer, az önce Putin'in söylediği gibi savaşın içine başka ülkeleri katmak istiyorlar. Şey, yani gelin, ben cepheyi evet, genişletirim evet, demek istiyor. Evet. Şimdi bu bir risk. Gelelim ikinci başla. İkinci nokta şu. Gene aynı şekilde Rusya'dan gelen açıklama şu oldu. F16'lar Ukrayna'ya verildikleri kesinleşti ise eğer F16'ların. O F16'lar Ukrayna toprakları içinde olmasa bile bizim onları vurma hakkımız vardır ve vururuz. Verilecek f 16ları F16'ı verecek kesinleşti. Verilecek deniyor tamam. ama önümüzdeki kışa kadar yetişmez deniyor. için de yani tanklar için de ziyade... aynı şeyi söylüyorlardı. Ne oldu? Verildi tanklar. <laughs> Bizim de modernizasyonumuz Yok, vardı. Ya verilir ya da Yani onlar evet. Veri... tabii ki verildi. Buna in inanabiliriz. Şimdi in, inan bu şovalama bir bir ya da işareti. Şeyleri... Çok arada çok büyük fark var tabii. Mesela F16 Polonya'ya getirilip konuşlandırıldı. Polonya'dan Ukrayna'ya gidecek değil mi? Rusya diyor da... ki ben o Polonya'daki F16'yı vurabilirim diyor. Çünkü onu artık bana yönelik bir silah olarak gönderiyorsunuz. Nitekim buna benzer tehditleri tanklar, trenlerle gelirken de yapmıştı. Öyle nokta atışları olmadı. Ama olursa ne olur? Sayın e, Sayın Gafar Bey, şöyle bir şey var. Bakın. Buyurun, buyurun. Bu F-16'lar Danimarkadan veya Hollanda'dan belirli bir rotoyla gelecekler. Normalde Rusya e, eğer istihbarat teşkilatı varsa bunları o kalktıkları meydanlardan itibaren takip eder eğer Rusya'nın iyi bir istihbarat, teşkilatı olduğunu inanıyorsak ve bunları herhangi bir yerde, herhangi bir hava sahasında veya uluslararası hava sahasında ortadan kaldırabilir. Yani onun için e, bu konu çok önemli. Yani bir de 30-40 tane, 40 tane F-16 hiçbir şey. Eğer bu savaşı kilidini açmak istiyorlarsa Ukrayna'ya en az 150 tane, 150 veya 200 tane F-16 vermeleri lazım. Ancak o zaman bu savaşın kilidini açabilirler. Şimdi Zelenski'nin baş danışmanı da şunu söyledi. Dedi ki bunlar dedi, biz kışa kadar alınabileceğini düşünmüyoruz dedi. Ben onu da size sormuş olayım İsmail Hakkı Bey. Yani bu, Doğru. bunları ne, ne zaman verebilirler? Yani vereceğiz Eğitim, dediler kesinleşti ama ne zaman alabiliriz? Eğitimler alabilir? tamamlandıktan sonra. Dedi. 2024'te. 2024 diye geçiyor efendim. O 2024 bile, diye geçiyor e, Gafar Bey. O bile bana e, 2024 göre. 2024 diye geçiyor. Şu anda eğitimleri oluyor İngiltere'de bunların pilotluk eğitimleri zayıf. Genelde şimdiye kadar hep Rus uçaklarını kullanmışlar. Birisi bu. Hatta bir kısmına lisan dersi veriyor. Yani ben benim de okuduğum bir şey var Londra'nın kuzeyinde. Orada bunlara şey dersi veriyor. Lisan İngilizce dersi de veriliyor. Çünkü uluslararası kurallara göre uçmaları gerekiyor. Dolayısıyla 2024'te bunların delileceği değerlendiriliyor. 2024'ün kışım olur. Yani yoksa baharım olur bilemem ama 2024'te verileceği değerlendiriliyor. Komutanım Hollanda'da e, biz F16 eğitimi vereceğiz diyor. Yani Rut'un açıklaması o. ile görüştük diyor. Şu an için 42 rakamında mutabıkız bu artacaktır diyor ve bu pilotların eğitimi Hollanda'da verilecektir dediğine göre Hollanda'nın Hollanda'nın gibi... Hollanda 42 tane uçağı yok ki. Öyle söylüyor. Hollanda Açıklamı bak. Hollanda'nın Hollanda, Hollanda Belçika, Lüksemburg bu üç ülke, üç ülke hava kuvvetlerini birleştirdiler. İşte yapılan Toplam 50 uçakları var. Yapılan açıklama Hepsi. bu, resmi açıklama. 50, yani, 50 uçakları var, ama bu üç ülkenin, bakın Belçika, Lüksemburg ve Hollanda üçü tek hava kuvveti haline geldiler ve bakım kolaylığı vesaire falan nedenlerden dolayı, yani dolayısıyla 40, ne, ne diyelim 40 50 uçaktan 40'ını verecekler. Belki de Hollanda şeyi aldıktan sonra verir. Ee, ne diyelim? E, F35'leri aldıktan sonra Sipariş verir, verebilir yani. Ee, Şöyle yani, Ukrayna an... Savaşı.